Kemalistim diye geçinen gençler var ya, onların bunu bilmesi lazım. Gazeteci kılıklı provokatörler yıllardır içlerinde biriktirdikleri kin ve nefreti ekranlardan adeta kusmaya başladı kendi ekranlarında. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bugün gelecek. Millete tepeden bakan, insanımızı Takunyolu, makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam diyerek aşağılayanlar uzun zaman sonra yeniden piyasaya çıktılar. Çocuklarımızı türbanla diyor, aldatılar. İşte geçenlerde böyle bir köşe başı kalemşörlerinden bir bayan çıkmış. Bizim dinimizi yaşamamızı engellediler. Camilerimizi ahıra çevirdiler. Biz diyor işte camileri ahır yapmışız. Şunu şöyle yapmışız, bunu böyle yapmadınız. Bu CHP zihniyeti bunları yapmadı mı? Sadece şu Fatih, Sur içinde yüzlerce mescidi bunlar kapatarak ahır haline getirmişlerdir. Gençliğimizin bunları bilmesi lazım. Kendini vatandaşından üstün gören, kendini devletin yegane sahibi zanneden, ezandan, camiden, başörtüsünden rahatsızlık duyan bu azgın azınlığın ne yazık ki normalleşme, iyileşme ihtimali de yoktur. Millete aptal diyerek, beyinsiz diyerek, milletin seçimini, tercihini aşağılayarak en başta bunlar cumhuriyetimize zarar vermektedir. Üstad Necip Fazıl bunları, bazı insanlar alçak gönüllüdür. Bazıları da alçak olmaya gönüllüdür diye tanımlıyor. Bunların bir başka tanımı da salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsüdür. Maalesef ülkemizde zamana, değişime, hayatın ve dünyanın gerçeklerine karşı direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş gerici bir zihniyet vardır. Bu her zaman oldu. Bugün de. Bunların hayattaki varlık sebepleri ise milletin değerleriyle kavga etmek, ne pahasına olursa olsun kendi çıkarlarını, kendi ikballerini korumaktır. Genç kardeşlerim, içinizde bilmeyenleriniz olabilir ama bunları siz de bilin ve bilmeyenlere de anlatın. Az önce söyledim ya, hafızayı beşer nisyan ile malum. Gazi Mustafa Kemal'i kendi ideolojik saplantılarına kalkan yaparak Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar da yine bu çevreden. Ben İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Nerede, hangi mescit söküldü, oraya ne yapıldı bunları gayet iyi bilirim. Ve biz şimdi onların birçoğunu yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bunları yapan sizsiniz. Biz sizin cemaziyel evvelinizi gayet iyi biliriz. Malatya'da, Antep'te, Konya'da bunları yaptılar. Her şeyi istismar ederler ama tarihlerinde İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi, 3. Köprü gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi milletimizin gurur abidesi olacak tek bir eserleri dahi yoktur. Hani muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi çıkaracaktık? Siz mi çıkaracaksınız? Bu işi biz yaparız. Doğru dürüst bir dikili ağacınız yok. Gazi'nin resmini vefatının hemen ardından paramızdan kaldıran, Atatürk'ün millete armağanı olan İş Bankası hisselerini gasp edenler de bunlardır. Peki resmi kaldıran kim? İnönü. İnönü bu CHP'nin işte en önemli gelmiş geçmiş genel başkanlarından bir tanesi değil mi? Posta pullarının üzerinden Atatürk'ün resmini kaldıran yine bunlar. Okullardan Atatürk'ün posterini kaldıran yine bunlar. Devlet dairelerinden Atatürk'ün posterini kaldıran yine bunlar. Bay Kemal, sen bunları bilmiyor musun ya? Öğren bunları, öğren. İşte
İstiklal Marşı şairimiz Akif merhumun hani o güzel dizelerinde ifade ettiği gibi, Bay Kemal bunu iyi dinlemen lazım. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Yeis öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun. Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyus olanın ruhunu vicdanın bağlar. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacak. Vesayet özlemiyle yanıp tutuşanların eskiden olduğu gibi belli kavramları, belli figürleri istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz. Danıştay'ın andığımız kararı sonrasında gerek sosyal medyada gerekse kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar, açık söylüyorum, bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Bu bir. Metne baktığın zaman bu metin içerik itibariyle bu milletin kendisini, bu milletin kültür, medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil. Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuzda devam ediyor. İstiklal Marşımızdan daha güzel, daha güçlü bir and olabilir mi? Yok. Ama bunlar işte böyle çıkarmışlar. Her şeyi birbirine karıştıran saçma sapan bir şeyle gençliği yönlendirmenin gayreti içerisinde. Kimse Türklüğünü inkar etmiyor ki. Ama Türkçülük yapıyor. Mesele burada. Mesele burada. Ben Türk'üm. Ama Türkçü değilim. Eğer böyle yaparsak biz kendi değerlerimizle çatışırız. Dinimiz İslam'la çatışırız. İslam ırkçılığı reddediyor. Irkı reddetmiyor. Tam aksine biz sizi kabileler halinde yarattık diyor Rabbimiz. Ama arkasından geliyor, ne diyor? Birbirinizle iyi tanışasınız, anlaşasınız diye. Kavga edesiniz diye değil. Şimdi bu gerçeği görmemiz lazım. Bu gerçeği gördüğümüz zaman zaten mesele halloluyor. İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı kimi çevreler baskıcı, antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi algıladılar. Hatta cübbelerini darbeci zihniyete kiraya veren kimi sözde hukukçuların andığımız kararını bahane ederek merhum Menderes'in 68 sene önce son verdiği Türkçe ezan zulmünü tekrar dinlendirdiklerine bile şahit olduk. Birileri gibi gelenin keyfi için geçmişe sövme ilkesizliğine kapılmadan tarihimize, değerlerimize, bizi asırlardır ayakta tutan hasletlere daha sıkı sarılarak ulaşacağız. Şanlı geçmişimizden ders çıkararak, ecdadımızın bize bıraktığı mirastan ilham, cesaret, kuvvet alarak istikbalimizi inşa edeceğiz. Bu süreçte maziden atiye, kuracağımız köprünün taşıyıcı sütunları da siz gençlerimiz olacaksınız. Her şeyden önce bir daha hiç kimsenin siyasi hırsları uğruna bu ülkenin gençlerini kardeş kavgasına sürüklemesine fırsat vermeyeceğiz. Ana muhalefet partisi ise bu meselede iyice şirazeden çıktı. Millete ve milletin değerlerine düşmanlığını bir kez daha ortaya döktü. Çıkmış televizyon kanallarından bir tanesinde benim için diyor ki, o diyor İstiklal Marşı'nı bile bilmez diyor. Şimdi bunu meydanlarda sürekli okudum. Şu anda böyle bir tekrar okumaya gidersen
Der ki bak gördün mü? Okuttum. Çok zavallı bunlar. Hatta kendisi bir keresinde öyle bir yanlışa düştü ki rezil etti. Şimdi biz değerlerimiz noktasında ne Akif'i bunlarla paylaşırız ne İstiklal Marşı'mız. Benim konuşmam yoktur ki Akif merhumdan bazı beytleri, mısraları, kıtaları almış. Niye? Çünkü benim yastık altı kitabım olmuştur Akif. Hatta İmam Hatip'te okuduğum yıllarda liseler arası bir şiir okuma yarışması oldu. O zaman rahmetli edebiyat hocam Osman Öztürk, oğlum dedi sen dedi Asım'ın nesli bölümünden bir bölümü oku. Ve ben de o zaman oradan işte her zaman okuduğumuz bu zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem diye başlayan Asım'ın neslini adeta tanımlayan o bölümle o yarışmaya katıldım. Birinci oldum o yarışmada. Ve ilginçtir, o zamanlar da kaynana zırıltısı diye bir şey vardı, böyle çevirirlerdi. Mithat Paşa Kız Meslek Lisesi'nin salonunda bu yarışma yapılıyor. Orada bana şiir okutmamak için başladılar onları çevirip sabote etmeye. Jüride güçlü isimler. İşte şimdi aklımda kalanlar Profesör Doktor Faruk Kadir Timurtaş, işte Profesör Doktor rahmetli, bunlar hep rahmetli tabii, Nevzat Yalçıntaş hocamız filan. Türkiye Teknik Ressamlar Cemiyeti düzenliyor o zaman bu yarışmayı. Girdik ve yarışmada bütün bunlara rağmen baktım ki bunlar durmuyor. Ben de mikrofonu yere bıraktım, mikrofonsuz olarak şiiri okumaya başladım. Ve tabii o kaynana zırıltıları sustu, bir anda salon değişti. Şiir bitti, salon durmuyor. Alkışlar alkışlar devam ediyor. Ve hamdolsun biz buralardan geldik Bay Kemal. Biz buralardan geldik. Onun için buralarda kalkıp da bizi kendinle mukayese etmeye yöneldi. Bizim aldığımız terbiye bu. Böyle yetiştik. Gençler, salon cumhuriyetçilerine ve gardırop Atatürkçülerine rağmen demokrasiye, özgürlüklere sahip çıkıyor muyuz? Evet. Güzel. Gençler, her fırsatta ülkemizdeki 81 milyonun bir olduğunu, beraber olduğunu, kardeş olduğunu haykırıyor muyuz? Evet. Gençler, bir daha hiç kimsenin milletimizin arasında nifak tohumları ekmesine İzin vermeyecek şekilde gönül gönüle kol kola geleceğe yürüyor muyuz? Evet. Gençler, ruhunu bir dolara satan alçaklara inat 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi her karışı şehit kanlarıyla sulanan bu vatana sahip çıkıyor muyuz? Evet. Gençler, tek millet diyor muyuz? Evet. Tek bayrak diyor muyuz? Tek vatan diyor muyuz? Evet. Tek devlet diyor muyuz? Evet. Gençler, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Şimdiye kadar bunları nazarı dikkate almadık, almıyoruz. Ülkemizi hedefleriyle buluşturma idealimize bu çevrelerin engel olmasına asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Hakkın ve halkın rızasını kazanmak için verdiğimiz kutlu mücadelemizi milletimiz bizi desteklediği sürece kararlılıkla devam edeceğiz.